rağmen belediye otobüsünde böyle bir olaya maruz kaldım ve ben o anda bağırmaya başladığımda taciz sözleriyle bana yaklaşan kişinin otobüsten indiğini gördüm ve hani şey yapamadık, yakalayıp adli bir merceğe yansıtamadık. Ben örtülü olmama rağmen bununla karşılaşabiliyorum. Cinsel taciz veya tecavüz olaylarına baktığınızda kapalı, açık, çocuk, yaşlı, Öyle şey engelli yok. asla yok. Bir an konuklara hacıda taciz var mı diye sordu. Evet, çok yaygın olmasa da var. Evet. Hatta kaçırılan bu şekilde tecavüz uğrayan kadınlar da var. Ama tabii orada cezalar da falan çok yüksek. Yani yaptırımı çok büyük bu işin. O yüzden çok Başörtüsü kurtarmaya değil. tacizden. İslam'da çok eşlilik, kadın erkek eşitliği hepsi konuşuldu programda. Kendi yaşamımda bireysel çok eşliğe karşıyım ve eşimle dini nikahımızdan önce bunun şartlardan Sen o birisi zaman bu. İslam'a Evet, böyle bir karşısın. şey söz konusu olursa evliliğimin seni bozulmaz. Sünnete karşısın, Benim sünnete. yani kendimi kaldırabileceği bir şey değil. Hiçbir kadın razı olmaz aslında çok eşliğe ama Hepimiz. Üstündeki egemen toplum, erkek egemen Müslüman zihni. Kadın razı olacak. Üstüne kuma getiriliyor. Çok eşlilik İslam'da verilen bu isim kadının onurunu kurtarmak içindir. Tabii. Müsaade edin açık bir bakalım onurlu dedi. kurtarmasın olsaydı Allah size Bakın, teşhili tavsiye eder bakın miydi? efendim, ama tek Sen ondan iyi mi bileceksin be? Başörtülü. Söz. Can, bekarlık haramdır dedi. Sözleri yine tartışma yarattı. Bekarlığın bekar olmak ama haram olmak gibi görüyorsunuz ama haram tabii bu kadınlarda nasıl konuşacağım başka ama ailenin Sinai içinde olay mı bir vereceğim? kadındır. Bir adamın eğer cinsel iktidarsızlığı yoksa, mali problemi İstediği yoksa, kadar alabilir. Onun asıl olan evli olmasıdır. Bekar olmak haramdır, Efendim, değil mi? haramdır.